Bu videoda TVRP kurtarıcı modu kalıcı olarak nasıl yükleyebiliriz? Bunu göstermeye çalıştım. Esselamu Aleyküm. Bu videoda Xiaomi telefonlarımıza TVRP kurtarıcı modu bilgisayar olmadan nasıl yükleyebiliriz bunu göstereceğim. Bunun için bize ikinci bir telefon lazım. Bu telefonun rootlu olmasına gerek yok. Onun haricinde bir adet Type-C dönüştürücü ve şarj kablomuz gerekiyor. Yanımızda bunlar varsa işlemlere başlayabiliriz. Şimdi öncelikle root yapmak için kullanacağımız ikinci telefonumuzda Play Store'dan Bugja Ager Mobile ADB isimli bu uygulamayı telefonumuza kuruyoruz. Bunu kurduktan sonra bu telefonumuzda tarayıcıya giriyoruz ve arama kısmına TVRP boşluk TVRP kuracağımız telefon modeli neyse onu yazıyoruz. Redmi Note 8. Burada TVRP.m isimli siteye giriyoruz. Aşağı doğru İndiğimizde burada birincil yazan kısımda Amerika ve Avrupa var. Biz Avrupa'yı tıklıyoruz. Bizi TVRP indireceğimiz kısma yönlendiriyor. En üstteki her zaman en güncel sürümdür. Buna tıklayarak telefonumuz için uyumlu olan TVRP'nin IMG dosyasını telefonumuza indireceğiz. Buradan gördüğünüz gibi IMG dosyasını indirin yazıyor. Tıklıyoruz ve indirilsin mi diyor. İndir diyoruz. Ayrıntılara girdiğimizde 64 megabaytlık bir dosya. Bu telefonumuza yine dursun. Diğer telefonumuzdan da kurmuş olduğumuz TVRP modu kalıcı yapmak için bir dosya indireceğiz. Yine tarayıcımızı açalım. Burada arama kısmına magisk.zip yazıyoruz. Açılan sitede en üstteki siteye tıklıyoruz. Son versiyon 24.2 var. Ancak benim telefonum Redmi Note 8 olduğu için 23 sürümünü ben indireceğim. Download magisk zip tıklayıp telefonuma indiriyorum. Gördüğünüz gibi iniyor. Dosyamız telefonumuza indikten sonra dosya yöneticisine giriyoruz. Buradan Dovlant'a tıklıyoruz. Magisk.23'e tıklayıp taşı diyoruz ve SD kartı seçerek buraya yapıştır diyoruz. Ve buradan çıkıyoruz. Şimdi bu işlemleri yaptıktan sonra ayarlara giriyoruz. Telefon hakkında MIUI sürümü kısmına 3-4 defa tıkladığımızda geliştirici seçenekleri açılacak. Buradan geri gelip ek ayarlara giriyoruz. En altta geliştirici seçenekleri mevcut. Yine aşağı indiğimizde USB hata ayıklama kısmı var. Burası sizde kapalı olarak gelecektir. Burayı açıyoruz. Bir uyarı verecek. Buna tamam diyeceğiz. Tamam diyoruz. Buradan çıkıyoruz. Burada şarj kablomuzun Type-C ucunu TVRP yükleyeceğimiz telefona takıyoruz. Sonrasında diğer kısma dönüştürücümüzü taktıktan sonra bu Type-C dönüştürücünün ucunu da işlemleri yapacağımız telefonumuza takıyoruz. Şimdi telefonlar birbirini tanıdı. Bu aşamada TWRP kuracağımız telefonumuzu fastboot hızlı yükleme moduna alacağız. Bunun için güç tuşu ve ses kısma tuşuna birlikte basılı tutacağız. Elimizi bırakmıyoruz. Telefonumuzun ekranda bu şekilde fastboot yazdıktan sonra diğer telefonumuza geçiyoruz. Burada biraz önce indirmiş olduğumuz Bugjaeger Mobile ADB isimli uygulamamızı açıyoruz. Açtığımızda burada üst kısımda no device, selestet yazar. Telefonumuzun bağlantısının şu anda olmadığını buradan anlıyoruz. Bunun için yine USB Type C kablomuzu çıkarıp geri takıyoruz. Ve ekrana gelen uyarıya tamam diyoruz. Buradan da bu buhcager isimli uygulamayı seçiyoruz. Uygulama reklamlı bir uygulama. Gördüğünüz gibi telefonumuz bağlandı. Burada USB 001 şeklinde bağlandığı görülüyor. Bu kısımdan en sondaki şimşek işaretine tıklıyoruz. Ve alttaki mavi butona tıklıyoruz. Burada bize böyle bir uyarı verecek. Anladım diyoruz. Bu kısımda ilk olarak fastboot boot deveceğiz yazıp okeyliyoruz ve sayılar görünüyor. Cihazımızın bağlı olduğu, fastboot modunda bağlı olduğu buradan anlaşılır. Sonrasında yine tıklıyoruz. Fastboot, boşluk, flash, boşluk, recovery yazıp bir boşluk bırakarak sağ üstteki ataç işaretine tıklıyoruz ve buradan indirmiş olduğumuz TVRP dosyasını buluyoruz. Bunun için değiştirilme zamanına göre sıralayacağım ve en üstten dosyamı bulacağım. İndirmiş olduğumuz dosyaya tıklıyoruz. Burada dosyamızın ismini de görüyoruz zaten. Sonrasında çalıştır tuşuna basacağım. Tıkladığımda kodu yazılıyor şeklinde uyarı geliyor. Gördüğünüz gibi Sending Recovery OK, Writing Recovery OK, Finish Et şeklinde uyarı geldi. Şimdi Bu uyarıyı gördükten sonra diğer telefonumuza geçiyoruz. Ve güç tuşuyla ses açma tuşuna basılı tutarak telefonumuzu TVRP modunda açıyoruz. Redmi yazısını görünüz bırakmayın elinizi. Gördüğünüz gibi tmwin yazısını gördükten sonra bırakabilirsiniz. Telefonumuz tvrp modunda açılıyor. Buradan bu şekilde yana kaydırıyoruz. Bu kısımda stock rom kullandığım için daha doğrusu telefonun orijinal romunu kullandığım için TVRP'nin yeniden başlatma sonrası silineceğinin uyarısını veriyor. Burada yana doğru kaydırıyorum. TVRP modu kurduk. Bunu kalıcı yapmak için de biraz önce indirip hafıza kartına atmış olduğumuz dosyayı flashlayacağız. Bunun için install diyoruz. Alt kısımdan select storage diyor. Buraya tıklıyoruz. Micro SD kartımızı seçiyoruz. Ok diyoruz. Burada aşağı doğru indiğimizde Magisk 23.0.zip'e tıklıyorum ve bu alt kısımdaki okları sağa doğru çekiyorum. Gördüğünüz gibi telefonumuzda bu şekilde bir yükleme işlemi olacak. Ve en sonunda done şeklinde bitti diye uyarı verecek ve işlemimiz tamam. Gördüğünüz gibi üst kısımda da successful şeklinde başarılı uyarısı veriliyor buradan. Çıkarak reboot kısmına tıklayıp sistem diyerek telefonumuzu başlatıyoruz. Kablolarımızı falan çıkaralım. Gördüğünüz gibi telefonumuz açıldı. Telefonumuzda Magisk isimli root işlerinde kullanacağımız root aracımız yüklenmiş olarak geliyor. Yine Magisk ile ilgili farklı videolarda düşünüyorum. Şimdi TVRP'mizin kalıcı olup olmadığını görmek için yine güç tuşuyla ses açma tuşuna basılı tutuyoruz. Bırakmıyoruz. Redmi yazısı gelince bırakmıyoruz. Tamamın yazısını görünce elimizi bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi telefonumuz Artık tvrp modda açılıyor telefonumuza tvrp yükledik ayrıca root işlemini de yapmış olduk buradan istediğiniz herhangi bir romu telefonunuzun hafıza kartını indirerek install deyip hafıza kartını seçtikten sonra üzerine tıklayıp swipe to confirm flash dediğiniz zaman çeşitli kostüm romları da telefonunuza kolay şekilde yükleyebilirsiniz. Bu videoda TVRP e kurtarıcı modu kalıcı olarak nasıl yükleyebiliriz bunu göstermeye çalıştım. Ayrıca bu işlem sırasında telefonumuza root yetkisi de vermiş olduk. Videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet.